Evet, gördüğünüz gibi güzel bir basına açık, taraftarlara açık bir antrenman gerçekleştirdi Tars İdman Yurdu Spor Kulübümüz ve şu anda taraftarların liderleri yanımızda. Şimdi onlarla kısa kısa bir röportaj yapacağız. Hemen bir Gerson Başkan'la başlayalım. Başkanım, senin bir düşüncelerin. Perşembe günü oynanacak olan Tars İdman Yurdu Ahmet maçına öncelikle tüm taraftara şimdiden hayırlı olsun diyorum, galibiyetimiz. Biz buradan, bu stattan Perşembe günü inşallah Allah'ın izniyle de ezan da şahit 2-0 3-1 yeneceğiz. Bugün şunu söylemek isterim. İdman'ın taraftarı açan kulüp başkanı Ali İlk Haluk Bozdağ'a çok çok teşekkür ederiz. Bir program oldu. Arkadaşlar, gün içerisinde buluştuk, bütünleştik. Bizim için de çok güzel oldu. Sadece şunu bir söylerim. Daha önce de söylemiş olabilirim. Tekrarını söyleyeyim. Biz Tars halkının tamamını seviyoruz. 35 yıllık bir sınavımızın peşindeyiz. 10 hafta önce olmuş olduğu gibi tekrar söylüyoruz. Biz bu gruptan, playoff'tan, finalden direkt çıkacağız. Yeter ki destek, finalde destek versinler. Tars halkının tümünü, tamamını seviyorum. Büyüklerin, küçüklerinden öpüyorum. Bekliyorum. Sizin razı olsun. Sizin sizin emeğinizle, gerçekten söylüyorum. Gerçekten söylüyorum. Belki bu kadar Tars halkı kenetlenmeyecek. Biz ama sizlerin razı olsun. Grubumuz. İnşallah. İzniyle biz bu gruptan çıkacağız. Size ve tüm Tars halkına teşekkür ediyorum. Perşembe günü saat 8'de tüm Tars halkı stada bekliyorum. Gerisi bizim işimiz. Tribün 90 dakika bizim. Kurban ya Rabbim. Dakika 3-1, bu 3-1, biz bu turu çok rahat geçeceğiz arkadaşlar. İnşallah. Demek istedim başka bir şey. Allah'a olalım. Ölmeden bir PTT görmek istiyorum. Allah'ın izniyle de onu da bu sene göreceğim. Allah gecinden versin inşallah, i̇nşallah diyoruz. Salih ile de yapalım. Sen şöyle sola. Evet, Salih, nasılsın, iyi misin? İyiyiz Erdal abim, sen nasılsın? Ben deyim, teşekkür ediyorum. Basına açık bir antrenman. Seyircilere açık, taraftarlara açık. Neler düşünüyorsun? Senden de biraz görüş alalım. Abi gerçekten artık takım, yani kentte bu taraftarlar da PTT 1. Ligi tüm samimiyetimle söylüyorum istiyor. Bu sene çok inandık. Biz Çanakkale Dardanel maçında direkten dönmüştük. O yani facia diyelim, o faciayı hala unutamadık. Çoğu taraftarlar da küsmüştü. Yani gelmiyordu tribüne ama bu sene ayrı bir heyecan yakalandı. Şahin Kırbıyık'la başladı bu heyecan ve Ali İlk Başkan'la devam ediyor. Gerçekten düşme potasının hemen 1-2 üstündeydik. Çoğu belki kentin inancı kalmamıştı ama biz bu oyuncu grubunun yani bir başarı, bir patlama yakalayacağından emindik. Ve o da oldu. Çok yani Türkiye'de yakalanması zor olan serilerden birini yakaladık. İkinci yarıya bakarsak Fenerbahçe'den sonra fanatik fotomaça da çıktık. Fenerbahçe'den sonra en iyi seriyi yakalayan bir kulübüz Tars İdman Yurdu olarak. Bu cam açında eksiklerimiz vardı. Orada bizim 4-5 tane oyuncumuz sakattı. Cezalı olan Sefa vardı. Biraz da dinlendirdiler gibi sanki. Bir olacağıyla en doğrusunu yaptı aslında. Bazıları tepki gösterdi, işte Buca'ya yenildik, 5. sıraya düştük, eşleşmede deplasman handikapımız oldu diye, ama hiç sorun değil çünkü artık şey de kalktı, gol avarajı da kalktı, evet, yani evet. O bizim için iyi oldu. Ahmet şimdi 30-35 bin taraftar grubuna sahip, yani tribün olarak, ama burada 30 bini yakalarlar. Bizim de yapmamız gereken, elimizde şu stat varsa burayı hınca hınç doldurmamız lazım. Yani güzel bir stadımız var aslında, taraftar olarak sayı olarak az ama iyi bir baskı yakalarsa burada ben Ahmet Spor'u 2 hafta önce nasıl 2-0 yendiysek yine 2 farkla yenebileceğimize inanıyorum. Burada biz Ahmet'e top oynatmadık. Evet. Bütün herkes gördü. Ahmet top falan oynamadı. Sezonun en kötü futbolunu oynadı. Bizim oyuncularımız eğer inanırsa Allah'ın izniyle yenecektir ve biz bir üst lige PTT'ye çıkacağız. Taraftar olarak da elimizden geleni yapacağız. Bugün geldik, destekledik. Gönül isterdi ki bu tribünü hınca hınç dolduralım ama gelenlerden Allah razı olsun. Gelmeyenlerden burada bir şey söyleyeceğim. Özür dilerim, sözünü kestim. Biraz duyurusu böyle yavaş oldu gibi. Yoksa normalde bence de bura dolardı. Aynen. Ama biraz böyle yavaş oldu. Ani oldu. Ani de gelişti. Aynen. Bir gün içinde oldu bunlar. Bence yine başarılıydınız. Teşekkür ediyorum. Eklemek istediğim başka bir şey var.
Ali İlk Başkan elinden geleni yaptı. Yani taraftar için burayı açtı ama dediğim gibi sadece taraftarla olmuyor. Burada sistemimiz iş adamlarına. Yani gerçekten iş adamları şu maçta ya bir prim açıklasalar, bir futbolculara prim açıklasalar. Yani gelip şurada protokolü doldursalar, birlik olsalar o görüşten bu görüşten değil abi. Burada Tarsus'un memleketi ise her partiden insanlar var yani. Eğer parti olarak bakıyorsak burada Ali İlk Başkan'ın arkasında durmamız lazım, desteklememiz lazım. Yani Şahin Başkan varken de destekliyorduk. Ali İlk Başkan varken de destekliyoruz. Yarın bir gün başka bir başkan gelecek belki de yine destekleyeceğiz. Çünkü bizim için önemli olan şu Tarsus İtman Yurdu'dur. Onun evet. için hepimizin birlik olması lazım. Bunları diyebilirim Erdal. Çok teşekkür ederim. Çok sağ güzel abi. Oldu. Teşekkür ederim. Tamam. Yapalım. Bir şekilde. Şimdi biz bugün akşam antrenmanımıza geldik. Perşembe günü tüm taraftarlarımızı Ahmet Spor maçına bekliyoruz. Şöyle bir baktığımız zaman şehir resmen uyuyor. Resmen evet, ölü, buradan bir toprak, de sistem olmuş ölü bir olsun. Toprak var. Hiçbir iş adamı, siyasiler acaba ne yüzle gelip bizlerden oy isteyecek? Yani gerçekten yazıklar olsun ya. Bu iş belediye başkanımız Allah razı olsun, Ali İlk Başkanımız gereken mücadeleyi veriyorlar. Evet. Ama gerçekten görüyorsunuz abi. Ya bir antrenman var 50 kişi 100 kişi ya. Yazıklar olsun ya. Gerçekten yazıklar olsun. Yani şimdi bizim birleşmemiz lazım. Bütünlük içinde olmamız lazım. Ama bilmiyorum. Buna rağmen biz perşembe günü çıkıp takır takır Ahmet Spor'u ezeceğiz. İnşallah diyorum. Hemen bir toparlayalım Gerson Başkanım. Senden de alalım hemen. Evet, az önce unutmuş olduğum bir şey vardı. Bugün görüştüm, daha az önce görüştüm. Kapalının da Serdar Çiftçi gerçekten tribün lideri. Yardımcım olur kendisi. Aynı zamanda beraber buraya kadar geldik. O da bugün akşam yola çıkıyor. Yarın burada olacak. Ahmet maçında o da bize desteğini verecek Serdar Çiftçi. Ben tekrar söylüyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Yönetime, futbolculara ve teknik hocamıza lafım sözüm yok. Sonuç ne olursa olsun bizim için başarıdır. Tekrar diyorum Allah razı olsun. Akkoza'dan da sizlerden de Tarsus halkından da Allah razı olsun. İnançla olur bu işler. Herkesi seviyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum herkese. Mustafa Boran! Lay 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 lay! Mustafa Boran! Lay 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 lay! Evet gördüğünüz gibi gençler Ahmet'i de anıyorlar. Bizler de destek oluyoruz. Görüntüler devam ediyor. Şimdi arkadaşlar gençlerin bağırdığımız Buran'ın kardeşleriyiz de tüm stat katılıyoruz. Rahmetli bizim çok samimi bir dostumuz ve arkadaşımızdı. İtman Yurdu'nda da çok büyük emekler olan bir arkadaşımız. Tüm Tarsus, kapalı maraton Tarsus halkı olarak Mustafa Buran'ın kardeşleriyiz. Evet. Ona da buradan sizin vesilenizle Allah rahmet eylesin diyorum. O kupanın Tarsus'a geleceğine hiç şüphesi olmaz. O kupanın mezarının başına da gideceğine hiç şüphesi olmasın. İnşallah. Tekrardan Allah rahmet eylesin. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Evet, görüntüler devam edecek.